10 Aralık 2020 Antalya Kumluca Adrasan'dayız. Evet. Yanımızda Osman Acar. Acar, evet. Adarans Tarım'dan ziraat mühendisi Mümin Deniz. Burada rekor gelişim kullanılan patlıcan serasındayız. Evet, aynen. Bu sene ilk defa rekor gelişim denedik, ilk defa, kullandık. Aynen, evet. Neler oldu? Öncelikle topraktan başlayalım. Bitki gelişimi, çeşidi nedir? Ya çeşidim Anaç Havk üstü 10-44. 10-44 bir patlıcan serası. Dönüm olarak 3 paket rekor attım. 3 paket dönüme 3 tane, evet, tane attım. Başka bir şey kullanmadım. Taban gübresi de kullanmadınız. Kullanmadım. Normalde evet, biz tavsiye ediyoruz ama siz kullanmadınız. Ben kullanmadım. Ben mercimek kükürt atıldı. Yalan sarılı kükürtler var. Ondan kullandım. Evet. Ve şu anda çok memnunum. Döl arası mesafeyi farkındaysanız alçak verdi olarak. Şimdi şöyle diyelim. Buranın dikim tarihi nedir? Bunu öncelikle belirtelim. Eylül'ün 26'sı. 26 Eylül gibi. Evet. Şimdi buradan bir iki seferde kesim herhalde yapıldı. Dördüncü kesim. Dördüncü kesim yapılacak. Dün daha kesim yapmışsınız. Evet. Bu seneki bitki gelişimi, tutumu, canlılığı nedir yani yorumunuz? Ya bu seneki bitki gelişim olarak gidişat güzel. Gidişatı güzel. Kalite de çok güzel. Standart bir boyda gidiyor. Standart boyda gidiyor. Evet. Ve normalde 9-10 sezonda 9 güne toplarım geçen seneye göre. Bu sene evet. 6. 7. topluyorum istersemez. 6-7. Yani. Güne topluyorsunuz, bir de gübre vermediniz halde. Tabanda bir evet, gübreleme yapmadım. Evet, gübre vermedim. Sadece şurada rekor olarak. Şöyle bir iki tane patlıcan da gösterelim. Yani bir rekor yani olarak toplamış şöyle. Gerçi dün de. Şu yeni topladığım için yani. Böyle baktığın zaman öyle yani. Peki bitkide herhangi bir stres, herhangi bir hastalık unsuru yok, var mı? Yok, şu anda yok. Çiçeklenme, döl arası da iyi diyorsunuz. Yok, evet, şu anda çatallanması evet, iyi. Şu anda 10 kutu olarak güzel yani. Siz her sene aynı çeşit yapıyorsunuz herhalde. 2 yıldan beri. Evet, hep patlıcan. 2 yıldan beri 10 kutu yapıyorum. Ve 1 yıldan beri rekor attım. Burası yani Adrasan'da ne diye geçiyor? Şey olarak bu, bir mahalle var mı burada? Deniz Mahallesi Migros karşısı olarak Deniz geçiyor. Mahallesi Migros karşısı. Evet, evet, Mümin Bey siz ne dersiniz? Yani sizin görüşleriniz nedir? Siz de ziraat mühendisi olarak, Adrans Tarım olarak geziyorsunuz seraları. Yani şu ana kadar gezmiş olduğum yerlerde Osman abimizin serası tabii rekor gelişim de uyguladı. Diğer besin elementleri de uyguladı. Tabii ki. Sadece tabii rekor ki gelişim değil ama diğer MPK'dır, ürünler, çinko bordur, o şey, o tarz ürünlerle devam ediyoruz. Kullanılan yerle kullanılmayan yer arasında bariz fark var. Gözle göre. Bariz gözle fark var. Şimdi Osman abinin dediği bir önceki yıla göre şu an evet, hasat aralığı kısa. Evet, aynen. İki şey aralığı kısa. Kaç gün mesela şey mesela var? Mesela bu 6 çarşamba sarı topladı. Mesela 6 gün. 6 gün. Evet, normalde 9 gün mü oluyordu? 8-9 günde. 8-9 gün oluyordu. 10-44 olarak kullanıyorum ama. Sicilya 6 gün toplanıyor. 5 gün ama 10-44 olarak toplanıyor. Bu çeşide göre. Evet. Bu çeşide de aynen göre konuşuyoruz. Evet. Bitkide herhangi bir kusur yok zaten. Şu anda yok. Hiçbir gözüken yok. Pasım yok. Yani şimdi öyle çiçek atma olayım yok. 3 günlük bir ara demek. Burada aynı şekil üretim, çiçeklenme ve şey devam ettiği sürece minimum %30'u işaret ediyor, doğru mu? Evet. İleri dönük olarak evet ediyor. Yani. Verimde. Aynen. Bitki sağlığı açısından da güzel, gelişimi güzel. Zaten artık para kazanma dönemimiz de geliyor bu saatten sonra. Yani Aralık, Ocak, Şubat, ya, Mart'a tamam kadar. Ama işte tutturdum bu döller şimdi. Sütük döneminde. Şu anda şöyle bunlar getirası, tamam mı? Şöyle gösterelim. Şimdi şöyle bu getirel olarak bunlar Aralık'ın ocağı meyvesi olarak düşünüyorum şu anda. Çiçek atmadığı için. Tamam, böyle çiçek atmadığı için o ayı düşünüyorum ben yani. Şimdi Aralık Ocak var diyorsunuz. Şöyle gösterelim bak, karşıları. Şimdi o meyve Aralık Ocak meyvesi. Çünkü çiçek atmadığı için yukarıya kadar döşeyecek evet, böyle yani bu şekilde. Yukarıya kadar dolduracak. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Beslemeyle doğru orantılı kök yapınız ne kadar sağlıklıysa kışa girerken o kadar ya bu dediğiniz başarı sonuç herhalde elde yani edilecek. Tabii. Şimdi ben kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi bizim taban ürünümüz var. Rekor gelişim. Evet. Tabandan toprak hazırlığında veriliyor. Sonra, artı rekor damlama ve rekor gübre yaprak gübremiz var. Rekor yaprak gübresi üst aksama çalışır. Çiçeklenme, bitki stresi. Mesela diyelim meyve hasat ettiniz, kopardınız, budama yaptınız, yaprak aldınız. Buradaki oluşan stresi ve yaraların kapanmasını hızlı şekilde sağlar. Susuzluk stresi yaşamaz. Diyelim hava açmadı, 3 gün 5 gün kapalı, bitki çalışmasına devam eder. Soğuk da aynı şekilde. Damlama da meyvenin irileşmesi ve kök saçak yapısının korunması ve evet, devamını sağlar. Şey olarak Mümin Bey, sizin var mı ekleyeceğiniz burada rekor gelişimle ilgili ilk gözleminiz? Yani rekor gelişim taban olarak kullandık zaten burada. Hı-hı. Damlamaya da başlayacağız şimdi. Onu başlamadık da evet. Onu da başlayalım. Yeni yeni. Havaları tabii soğumaya başladı. Besin elementi eksikleri var, başlıyor. Evet. Onun için rekor yapraktan uygulamaya başlayacağız. Komple program olarak sezon olarak
Ama besleme ürünleriyle beraber komple şeyi programa uyun. Ama şu da var. Şimdi bunu söyleyeyim. Buyurun. Tamam mı? Herkes de bir adresin olarak mümin de bilir. Hı hı. Bu bizim taban gübre verdiğin zaman azot fazla olduğundan dolayı bazen pas yapıyor. Evet. Onun için normalde kesinle sıvı gübreye mümin bilir. Kimse kullanmak istemez kışın. Evet. Hı hı. Ben de kullanmak istemem yani belirli aydan sonra. Şimdi, ben bir ay sonra böyle normalde sıvı gübre kullanır desen. Çünkü korkuyoruz artık pastan dolayı korkuyoruz şimdi yani. Doğru söylüyorsunuz ama şöyle. Ama onun da bir garanti olmak lazım. Sağlıklı, o yapacak mı yapmayacak mı? O önemli sağlıklı, yani. Sağlıklı bir toprak yapısı olduğunda kök saçak sağlıklı çalışırsa illaki iklimsel dengesizlik oluşuyor. Ama toprağımızın yapısı ne kadar kuvvetliyse bitki de o kadar kuvvetli oluyor. Ve o bahsettiğiniz pas vesaire durumu minimum seviyeye düşüyor ya da yok oluyor. Besleme konusunda da ne kadar dengeli giderse azdırmadan, arsız götürmeden işte o kadar bu, sağlıklı oluyor. Şu anda bu azgın bana yani, göre şu anda çok güzel gidiyor yani. İhtiyaca göre teknik destekleri işte Mümin Bey, tabii canım, o ziraat onu. Mühendisi burada yetkili bilgili kişilerin önerdiği programlar doğrultusunda yapılırsa yani kafamıza göre değil, isteğe göre, bitkinin isteğine göre, havanın, iklimin isteğine göre yapalım ve para kazanalım yani. Sonuçta istediğimiz tabii dönemde bunu çıkartalım. Ben dedim yani rekor denediyse mümin bana bir tane iki tane ben biraz fazla tam dedim ben. Ya siz, hiçbir şey atmadığım için ondan dolayı fazla attım ben öyle. Şimdi şöyle burada toprağınızda kalan önceki yıllardan mevcut gübrelerin de bitkiye geçişini sağlıyorsunuz. Rekor gelişim vererek. İlk yıl için belki bunu sağlar ama ikinci yıl bunu sağlamaz. Herhalde, bilginiz ikinci olsun. Herhalde atarız o zaman. Biz o zaman bizim bitkilerimiz zayıf kalır. Yakın takipçisiyiz. Tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Öncelikle bu Adrasan bölgesi Kumluca'ya, üreticilere kullanmalarını önerir misiniz? Tabii tavsiye canım öneriyorum çünkü çok güzel. Dengeli götürüyor harika dengeli yani. Dengeli götürüyor harika. O şekilde. Var mısınız son bir sözünüz buradan? Kumlucalara, Adrasanlılara. Bütün çiftçilerimize Allah bol kazanç versin. Amin. Bu yani başka... Adrans tanıma bekliyoruz. Rekor gelişim ve teknik destek için. Ya şu anda bu gidişat çok güzel. Pas yapmamız için ideal bir gidiş. İdeal giriş. Azgın değil yani. Biz köy tarda biz azgın değil deriz yani. Seracı arkadaşlarımıza buradan selamlarımızı gönderiyoruz herkese. Herkese selam olsun.